Merhaba arkadaşlar, ne bu bölümünde otomatik şanzıman tiplerini karşılaştıracağız. Hangisini almak daha mantıklı, hangi beklenti, hangisi karşılar bunlardan bahsedeceğim. Genel anlamda piyasadaki otomatik vites çeşitlerine baktığınız zaman tork konvertörlü tam otomatik, tek kavrama, çift kavrama ve CVT olarak dörde ayırabiliriz genel anlamda. Bu videoda bu sistemlerin çalışma prensibinden bahsetmeyeceğim çünkü bir tanesi hariç hepsini zaten ayrı videolarda anlattık. Onların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız sağ üst köşedeki i e butonundan tıklayıp izleyebilir ya da açıklamadaki linklerden istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Öncelikle son zamanlarda tekrar popülerleşmeye başlayan tork konvertörlü tam otomatik şanzımanlarla başlayacağız. Bunlar eskiden beri süre gelen işte otomatik vites dediğinizde aklınıza gelen şanzıman tipi genel anlamda sorunsuzluğuyla ünlüdürler. Çünkü oldukça uzun zamandır üretimdeler ve artık üreticilerin belli bir tecrübesi var. Ama yine de bunu iki nesil olarak ayırabiliriz. Yaklaşık 2010 yılından öncekileri eski nesil, daha sonrasını yeni nesil olarak adlandırabiliriz. Tabii ki 2010'dan sonra da eski nesil olarak üretilmeye devam edenler var. Bu şanzıman dediğim gibi genel anlamda sorunsuzluğuyla ünlü ve bir tork konvertörü vasıtasıyla çalıştığı için eski nesiller özellikle yakıt tüketimini daha fazla arttırıyorlardı. Hatta bu otomatik vites çok yaktırır lafı da o zamanki bu tam otomatik şanzımanlar yüzünden geliyor. Yakıt tüketimini manuellerine göre daha fazla çıkartıp aynı zamanda performansı da biraz törpülüyorlardı. Ta ki BMW 2012-2011 yıllarında ZF firmasıyla yani ZF şeklinde yazılan şanzıman üreticisi firmayla anlaşıp yeni nesil bu tork konvertörleri çıkartana kadar Bayağı bir geliştirilmiş şekilde çıkarttılar ve bu sadece tork konvertörü değil bunun yanında bir tane de kavrama mekanizması bildiğimiz manuellerdeki debriyaj vasıtasıyla da kavradığı için yakıt tüketimini düşürdüler. Manuel şanzımandan daha aşağı çekebildiler. Yani bu yeni nesiller eskisi gibi değil bayağı farklı. Eski nesiller hantaldı biraz, vites geçişlerini hissederdiniz, yavaş geçerdi. Sarsıntılı değil ama yine de yavaş geçerdi. Yeni nesiller oldukça hızlı. Hatta birçok performans otomobillerinde işte yeni nesil M5'te, Jaguar F-Type'de, Aston Martin'lerde vesairede de çoğu markada bu ZF'in bu 8 ileri şanzımanı kullanıyor. Bununla birlikte diğer markalar da rekabete tutunabilmek için onlar da yeni nesil şanzımanlar geliştirdi. İşte Mercedes'teki 7G Tronic tronic Plus ya da Citroen Peugeot serisindeki PSA grubundaki EAT6 gibi artık çoğu markada bu tam otomatik şanzımanlara döndü. Özellikle bu yeni nesillerde dediğim gibi yakıt tüketimi konfor açısından oldukça iyi, uzun ömürlü olduğu için ve kavramayı tork konvertörüyle yaptığı için genel anlamda ben İstanbul trafiği gibi bir yerde bu şanzıman tipini tercih ederim. Oradaki o aşırı trafik yoğunluğunda bu yeni nesil tork konvertörler daha iyi iş yapacaktır. Ama dediğim gibi eski neslin yakıt tüketiminde göz önünde bulundurmakta fayda var. İkinci el otomobil alacaksanız ya da sanıyorum ki halen Kore grubunda, Kia'da ve Hyundai'da düşük alt modellerde hala bu eski nesil tork konvertörlü şanzıman kullanılıyor. İkinci tipimize baktığımız zaman aslında artık güncel otomobillerde ölmeye başladığını gördüğümüz bir şanzıman tipi. Kanalda videosu bunun yok. Çok kısaca bahsedeceğim tek kavramalı otomatikler bunlar aslında bildiğiniz manuel şanzımanın robotize edilmiş hali Bir ara çok popülerdi böyle bu yeni nesil tork konvertörler gelmeden önce özellikle küçük otomobillerde oldukça yaygınlaşmaya başlamıştı İşte Citroen'lerde MCP adı verilen yine Peugeot'da ETG6 adıyla anılan ya da Honda'daki I-Shift fiyatta Duologic ismiyle çıktı her marka kendi adını verdi ama hepsi özünde aynı şekilde çalışıyor. Dediğim gibi manuel şanzımanın sadece vitesi sizin yerinize bazı aktüatörlerle değiştirildiğini varsaydığınız bir şanzıman tipi. Özellikle yakıt tüketimi açısından manuellerle yarışıyordu. Hatta bir nebze altına bile inebiliyordu. Ama bunların dezavantajı oldukça sarsıntılı ve yavaş vites değiştirmeleri. Bir robot düşünün sizin yerinize debriyaja basıyor, vitesi değiştiriyor. Ondan sonra da debriyajı normal manueldeki gibi çekip yolunuza devam etmenizi sağlıyor. Özellikle ben bunu uzun süre kullandım. Hani dediğim gibi sarsıntılı işte vites geçirirken böyle bir öne yığılır. Çok konforlu değildir. Performans kaybı yaşatmaz. Ta ki viteste olduğunuz sürece ve o vites geçişlerinde ah ya dersiniz. Yeni nesilde çok kullanılmıyor. Bunların bir dezavantajı da aynı manuel gibi çalıştığı için yaklaşık 80-100 bin kilometre arasında debriyaj balatalarının değişmesi gerekiyor. Eskiyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu zamanla eskidikçe, debriyaj balataları iyice inceldikçe bu sarsıntılı geçiş hissiyatı daha da artıyor. Özellikle bunu ikinci el otomobil alacak arkadaşların göz önünde bulundurmasında fayda var. Üçüncü şanzıman tipimize geçtiğimiz zaman çift kavramalılar var. Özellikle son zamanlarda yine çok popüler olan Volkswagen ile birlikte daha çok yayılan Volkswagen gruptaki adıyla DSG ya da Audi'lerdeki S-Tronic ya da Ford'a baktığımız zaman Powershift Mitsubishi'ye baktığımız zaman MMT gibi bir sürü isimle anılan ama hepsi yine aynı şekilde çalışan şanzıman bunlarda iki tane debriyaj var yine aslında manuel vitesten devşirme ama çok daha gelişmiş bir versiyonu bunlar piyasadaki en hızlı şanzıman tipi yani vites geçişleri oldukça hızlı Tork konvertörler çok hızlanmış olsa da yeni nesilde hala çift kavrama kadar hızlı değiller. Özellikle sportif kullanımı sevenler için kesintisiz bir güç aktarımıyla neredeyse çok iyi iş çıkartıyorlar. Yakıt tüketimi konusunda yine oldukça iyiler. Manuelin daha da altına inebiliyorlar. Oldukça sarsıntısız neredeyse hissetmeyeceğiniz Derecede hızlı bir şekilde vites değiştiriyorlar. Ama tabii ki her güzelin bir kusuru olduğu gibi bunların da var. Ve sorun çıkarmaya en yatkın olan şanzıman tipi bu diyebilirim. Çünkü oldukça kompleks bir sistem. Neredeyse iki şanzımanın iç içe birleştirilmiş hali gibi diyebiliriz. O yüzden sorun çıkarmaya biraz daha meyilli. Özellikle halk arasında bu DSG'lerin yaygın olarak sıkışık trafikte sorun çıkarmasıyla insanlar biraz soğur gibi oldu. Ama hala performans seven ve kesintisiz bu güç aktarımı sevenler için oldukça iyi bir seçenek. Dördüncü ve son tipimiz ise CVT. Bu çok popüler olmadı. İnsanlar pek sevmedi. Genellikle Japonlar kullanıyor. İşte Nissan'da, Subaru'da, Honda'da görebileceğiniz şanzıman tipi. Audi'de bir ara üstüne gitti. Multitronic isimli şanzımanı çıkardı CVT ile. Aynı mantık. Sadece ismi farklı. Ama dediğim gibi çok fazla tutmadı. Çünkü performansı biraz törpülüyor. Yakıt tüketimini de arttırıyor. Özellikle bu yeni nesil Honda Civic'lerde işte 182 beygirlik 1.5 turbo olanını alsanız dahi hep bir insanlar ya bu araba o kadar gitmiyor gibi dedikleri genel olarak şanzıman kaynaklı oldu. Bunda vites değişimi diye bir şey yok aslında. Zaten videosunu izlerseniz detaylıca öğrenebilirsiniz. Kullanım hissiyatı diğer hepsinden farklı. O yüzden hem alışmayı gerektiriyor hem de sevmeniz gerekiyor aslında bunu kabullenmeniz için. Japonlar hariç artık pek fazla dediğim gibi kullanılmıyor. Ama ikinci el otomobil alırken en azından bir deneyip gözlemlemenizde fayda var. Genel olarak hepsini özetleyecek olursak benim kendi şahsi tercihim sıkışık trafikli bir yerde yaşıyorsanız sürekli işte iş çıkışı trafiğine denk geliyorsanız dur kalkı çok yapıyorsanız yeni nesil tork konvertörlü bir otomobil oldukça iyi bir seçim olacaktır. Onun haricinde ben çok hızlı değişimler istiyorum diyenler için çift kavramı iyi bir alternatif. İkinci el otomobil alacaksanız da tek kavramadan ben elimden geldiğince uzak durmaya çalışırdım. CVT'yi sevenler ayrı. Ben çok sevmiyorum. Dediğim gibi bir test sürüşü yapıp nasıl bir şey olduğuna bakmakta fayda var. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Konuyla ilgili sorularınız olursa aşağıya yazabilir. Ya da anlatmamızı istediğiniz başka konular varsa onları da bize paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.